29 Ekim'de Hahanbaşı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavrını doğrusu 3 gündür duymak istedim, duymadım. Acaba Hahanbaşı Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı o el kol hareketiyle tahkir mi etmek istedi, yoksa neyi takdir etti? Yani tahkir ettiyse bunu vicdanınız kabul etti mi? Yok, eğer takdirden dolayı böyle bir davranış içerisindeyse, böyle bir davranışı takdir ettiğinden dolayı yapıyorsa, bunu da aziz milletimizin takdirine arz ediyorum. Her cümlenizin başında Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız geçiyor ama şunu hiçbiriniz izah etmediniz. Onun için rant dendiği zaman daha her şey rant, daha Filistin olaylar başlamadan önce Gazze'nin doğal gazını İsrail'lere kazandırarak nasıl Avrupa'ya pazarlarız, bunun hesabını yapıyordunuz ama yarım kaldı. Kürecik kapatılıncaya kadar, İncirlik üssü faaliyetini durduruncaya kadar, İsrail'le yapılan anlaşmalar iptal edilinceye kadar, siz şu katliama desteğinizi tümüyle çekinceye kadar. Evet Sayın Çalışkan, teşekkür ediyorum. Sayın Gül, buyurun. Sayın, değerli milletvekiller, lütfen izin verin. Lütfen izin verin. Sayın Grup Başkan Vekili konuşacaktır. Buyurun Sayın Gül. Sayın Başkanım, Hatip'in konuşmalarıyla ilgili yerimden bir söz talebim. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı söylediği sözler çok bariz. Saygıyı aşan laflar söyledi. Buyurun. Sadaşmadan dolayı bir söz verebilir. Lütfen birbirimizi saygıyla dinleyelim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hep gündemimizde olan Filistin davası, Gazze meselesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek uluslararası toplumda, gerekse her platformda, gerekse Türkiye'de bu konuyla ilgili söyledikleri tüm dünya tarafından malumdur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ta gençlik yıllarından itibaren siyasetinin merkezinde her zaman özgürlük vardır, Filistin davası vardır, Gazze davası vardır. Bugün Cumhurbaşkanımızın Gazze ile Filistin'le ilgili yapmış olduğu mücadeleyi İslam alemini ve dünya, Batı dünyası dahil olmak üzere dünya siyasi liderlerinden bu kadar güçlü bir ses çıkmamıştır. Biz Filistin için bedel ödedik, bedel öderiz, bedel ödemeye hazırız. Türkiye bunun bedelini öder. Kimseye diyet borcumuz yoktur. Filistin mücadelesi bir insan hakları mücadelesidir. Gazze bir insanlık mücadelesi için orada çırpınıyor. Biz her platformda One Minute diyerek bunun bedelini ödemiş bir Tayyip Erdoğan vardır, bir siyasi hareket vardır. Türkiye bu mücadelesini, bakın, bütün partiler, hangi parti olursa olsun, buradaki gruplarda dahil olmak üzere 85 milyonun kalbi Gazze için atmaktadır, Filistin için atmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında kalbimiz atmaktadır. Bunu basit küçük siyasi hesaplara lütfen alet etmeyelim. Filistin hepimizin ortak davasıdır. Cumhurbaşkanımız da bunun sözcüsüdür. Yerinizden sataşma yok efendim. Siz yerinizden açıklama vereceksiniz. Size ne dedi efendim? Bir dakika. Değerli milletvekilleri, ben Sayın Kaya'yı duyamıyorum. İzin verir misiniz? Sayın Kaya'yı duyamıyorum. Ya ne? Ya grubun, hatibin sözünde ne sataşma var? Ben size yerinizden söz vereceğim. Ama sataşma yok. Ya grubun değil tabii, hatibin sözünden var mı? Sayın Başkan. Sayın Başkan, ben size yerinizden söz vereceğim. Buyurun, yerinizden. Öncelikle bu meclisi yönetirken sizden bir istirhamımız var. Hiyerarşik bir yapıya lütfen düzenlemeyin. Burada her grubun eşit söz kullanma hakkı var. Değerli milletvekilleri, lütfen susalım, hatibi dinleyelim. Lütfen
hatibi dinleyelim, velamını anlatsın, izin verin. Sayın Başkan. Buyurun Sayın Kaya. Sizi ve genel kurulu muhatap alıyorum. Şimdi burada bir hiyerarşik yapıyorsunuz. Grup başkan vekiline kürsüden söz veriyorsunuz. Bana buradan söz veriyor. Bu tutumunuzu tasvip etmediğimizi ve demokratik bulmadığımızı bir kere daha kayda geçiriyorum. Lütfen izin verin. Meramını anlatsın. Bir diğer husus şu Sayın Başkanım. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekilimiz dahil olmak üzere Filistin'le ilgili yüreği yanmayan hiçbir insan olmadığını düşünmüyoruz. Bir bekle. Bekle, tamam bekle. Sayın Başkan, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Bakın diyorum ki Filistin meselesiyle ilgili en az benim kadar yüreğinin yandığı konusunda en ufak bir şüphem yok. Sayın İnan, lütfen izin verin. Bakın şurada sükunetle yürüyen bir çalışma birdenbire farklı bir ortama girdi. Lütfen izin verin. Meclisimiz işini görsün. Değerli Kaya ifadelerini dile getirsin. Buyurun, buyurun. Başkanım, defaatle hatiplerimiz bu konuyu gündeme getirirken söyledikleri yanlış veya bir hakaret varsa elbette getirilebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir iktidar partisinin temsilcisi ve devlet başkanı. Avrupa'da da Almanya, Fransa, İngiltere, hatta Almanya gibi Filistin kelimesinin ağza alındığı, İsrail'e aleyhe bir tavır konulduğu zaman suç olan bir ülkede dahi milyonlar eğer sokağa akıyorsa bu bir insanlık vicdanının dışa vurumu. Biz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Partili milletvekillerinin niyetini asla sorgulamıyoruz. Çünkü hiçbir şüphemiz yok. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Has Parti'nin genel başkanıyken şöyle bir ifadede kullandı. Siz evet yüksek seslerle bu hassasiyetlerinizi dile getiriyorsunuz ama İsrail en büyük diplomatik zaferleri AK Parti iktidarı döneminde kazandı. Şimdi bu AK Parti'ye bir hakaret midir yoksa bir durum tespiti midir? Dolayısıyla peki lütfen sözünüzü tamamlayın. Bakın, değerli milletvekilleri lütfen. Sayın Başkanım, sataşma varsa bunu Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş düzeltir. Burada da Sayın Numan Kurtulmuş'la beraber siyaset yapan ve Sayın Numan Kurtulmuş bu sözleri söylediği zaman alkışlayan milletvekili arkadaşlarımız var. Bu hakaret değildir. Bu bir ülke vatandaşının kendi iktidarına, iktidarın gerektirdiği tedbirleri almasıyla ilgili bir çağrıdır. Onun için bizim sözlerimizde ya da hatiplerimizin sözlerinde yanlış bir beyan varsa, iktidarın yaptığı ama bizim farkında olmadığımız bir husus varsa çıkıp bu kürsüde açıklayabilirler. Biz de diyoruz ki hangi tavrı aldınız? Çıkın. Onun için evet birbirimizin Filistin hassasiyetini yarıştırmayalım. Çünkü samimi bir şekilde söylüyorum. En az benim kadar hassassınız. Bir müsaade edin. Peki lütfen. Başkanım, Sayın Kaya lütfen bitirelim. Toparlıyorum. Lütfen. Toparlıyorum başkanım. Lütfen. Bakın Sayın Başkan, Bu mecliste 600 milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız dahil hiç kimsenin Filistin hassasiyetinden en ufak bir şüphemiz yok ya, tartışmayı da atmıyoruz. Ama Sayın Başkan, arkadaşlarımızın anlamadığı bir gerçek var. Yüreği yanan insanlar kendi iktidarlarından talepte bulunurlar. Şayet bizim bilmediğimiz iktidarın attığı adımlar varsa kürsü burada gelip söylerler. Peki. Biz de alkışlarız. Peki. Ama yoksa laf kalabalığıyla iktidarın görevini yaptığını söylemesinler diyorum. Çok teşekkür ediyorum.